unutursak yok oluruz. Onun için şehitlerimizin her zaman ruhu yaşayacak, onları yaşatacağız. Herkes vatanına sahip çıksın. Bütün şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü. Bu anlamlı günde şehit ailelerine 18 Mart'ın ne ifade ettiğini sorduk. 18 Mart sizin için ne ifade ediyor? 18 Mart Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, birlik beraberliği ifade ediyor. Bölünmememizi ifade ediyor. Hep birlikte bir arada olmamızı ifade ediyor. Başka neye anlam edebiliriz ki? Günün anlam ve önemi için bir mesaj vermek ister misiniz? Vallahi birlik ve beraberliğimize, bugünümüze yani devletimize sahip çıkmayı. Başka bir şey demiyorum. Çanakkale şehitlerini ifade ediyor bize. Yani vatana, millete yaptıkları, bizim için canlarını feda ettikleri, yani bize bunları ifade ediyor yani. Bugünle alakalı ne demek istersiniz anlam önemi için? Valla ben bir şehit yakınım yani fazla, yani bugün biraz daha duygusalım ama yani fazla bir şey söylemek istemiyorum yani, konuşamıyorum yani, öyle söyleyeyim yani. Şehitlerimiz anma günü. Başka valla diyecek bir cümle bulamıyorum. Dünya yamyamları memleketi işgal etmeye kalktılar. 18 Mart Çanakkale geçilmez dedi Türk milleti, millet olarak. Kanını verdi, canını verdi. Elhamdülillah bu millet, bu devleti bağımsız olarak Türk milletine armağan etti. Aynı zamanda benim bu oğlum olur. Efendim. Hakkari Çukurca'da şehit oldu. 2 tane çocuğu var, hanımı var. Kendi inşaat mühendisiydi. Asta emin olarak vazife yapıyordu. Allah rahmet eylesin. Allah bizlere de sabır versin. Vatanı şehitleriyle, kanlarıyla yıkayan şehitlerimiz ifade ediyor yavrum. Yavrularımız ifade ediyor. Bu kadar. Günün anlam ve önemi için bir şey söylemek ister misiniz? Yani şehitlerimiz anılıyor. Onlar hatırlanıyor. Kanlarının geride kalmayacağı ifade ediliyor yavrum. Çanakkale şehitlerinin, yani şehitliğimizin, şehitlerimizin anılmasını. Başka ne diyelim yani? Her gün acımız, her gün taze. Diyecek bir şey yok. Yani günün anlam ve önemi hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Yok. Çok acılıyız yani. Türkiye Cumhuriyeti'ni ifade ediyor. Yani burada hür şekilde yaşadığımızı ifade ediyor. O şehitlerimizin kanıyla topraklarımızın sulandığını ifade ediyor. Yani ne mutluyuz yani, onların sayesinde huzurlu bir şekilde yaşıyoruz bu ülkemizde, vatan, cennet vatanımızda. Günün anlam ve önemi için bir mesaj vermek ister misiniz? Bütün şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Allah onların kalanlarına can sağlığı versin. Şehit eşim, hem gururlanıyoruz hem üzülüyoruz. Ya değişik bir duygu yani, duygularımı bile anlatamıyorum şu anda. 18 Mart vatan, bayrak, ezan. Olmazsa olmazımız, ay yıldızı, al bayrağımız, şehidimizin canı, gazimizin kanı. Var olmamızın tek sebebi bugün burada yatan şehitlerimiz. Eğer bugün bu ülke varsa, Türkiye Cumhuriyeti varsa, 1071'den bu tarafa kanlarıyla, canlarıyla bu vatanı bize emanet edenler bugün de burada yatıyorlarsa bilsinler ki onların sahipleri var. Bizleriz. Bu toplum inşallah, bizim Kayseri'mizden başlattığımız bir parolamız vardı. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Unutursak yok oluruz. Onun için şehitlerimizin her zaman ruhu yaşayacak, onları yaşatacağız. Ve inşallah bu gençlikten de umudumuz var. Gençlerimiz, lütfen şehitlerimizi boş bırakmayın. Bu vatan şehitlerimizin emaneti olarak sizin ellerinizde. Yarınlar sizde. Sizden çok şey bekliyoruz. Vatan, bayrak, ezan. Biz, bu şehitlerimiz de sizlerin sayesinde var olacak. Sahip çıkalım. Atalarımızı, geçmişlerimizi, bazı okullarımızın mezun vermediği günleri, bütün şehitlerimiz ifade ediyor. Günün anlam ve önemi için bir mesaj vermek ister misiniz? Herkes vatanına sahip çıksın.
bu topraklar nasıl bizim olduysa herkes vatanına sahip çıksın diyorum. 7'den 70'e. Bizim çocuklarımız nasıl vatanına sahip çıktıysa bütün herkes vatanına sahip çıksın, bayrağın dalgalanmasına izin versin, hainleri içerisinden temizlesin. Başka bir şey demek istemiyorum.